Listemizin bir diğer motosikleti RKS Carlite 202 motosikleti. Teknik özelliklerine baktığımız zaman silindir hacmi 197 cc, motor tipi 4 zamanlı tek silindirli. Maksimum gücü 7500 devirde 12.87 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 6000 devirde 13.9 Nm tork üretiyor. Ön fren ve arka fren disk. Boş ağırlığına baktığımız zaman 134 kg. Yakıt tankı ise 15 litre. RKS Carlite 202 motosikletine baktığımız zaman oldukça yakışıklı bir model bizi bekliyor. Gerçekten de bu motosikleti estetik olarak beğenen insanların sayısı bir hayli fazla. Dış görünüşü ne kadar güzelse aslında kalitesi de biraz o kadar iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de çok yüksek bir kalite beklemek yanlış olur ama yine de RKS'nin bu özellikle Carlite 202 motosikleti oldukça fiyat performans konusunda önceki yıllarda zaten çok çok cezbediyordu. Yani fiyat performans motosikletleri arasında özellikle böyle biraz da görüntüsü cruiser tarzında olan motosikletlerden bir tanesi olduğu için çok fazla seçilen seçeneklerden bir tanesiydi. Ama şu an fiyatı biraz daha arttığını söylemek mümkün. Ama yine de ortalama olarak 25.000 TL'lik bir satış fiyatıyla yine de bu bütçeye sahip olan insanların tercih etmesi gereken motosikletlerden bir tanesi. Listemizin bir diğer motosikleti CF Moto 150 NK. Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 149 cc, motor özelliği tek silindirli sıvı soğutmalı 6 vitesli. Motor gücü 8500 devirde 11.8 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 7500 devirde 10.7 Nm tork üretiyor. Motosikletin maksimum hızına baktığımız zaman saatte 120 km'ye ulaşabiliyor. Ağırlığı 142 kg. Sele yüksekliği 78 cm ve yakıt tankı 10 litre. CF Moto markası zaten son yıllarda ivmeli bir şekilde hareket ediyor. Gerçekten de kendilerini çok fazla geliştiren motosiklet markalarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten CF Moto'nun tasarımına baktığımız zaman KTM'nin de tasarımında imzası olan Kıskan'ın imzası bu motosiklet modellerinde de var. O yüzden de CF Moto'nun zaten baktığımız zaman estetik olarak bir görüntüsü gerçekten de göze hoş geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle o turkuaz rengiyle artık bir bütünleştiğini söylemek mümkün. Nasıl ki KTM turuncu renkle akıllarımıza kazındıysa eğer CF Moto'da o turkuaz rengiyle bizim akıllarımıza kazındığını söyleyebiliriz. Motosikletin dış görünüşü gerçekten de güzel ve estetik olarak da güzel motosiklet ve ayrıca CF Moto biraz daha yaş ortalamasını düşürmeye çalışıyor. Bunun için de teknoloji anlamında çok fazla yenilikler getiriyor motosikletlerine. Yani TFT yakınına telefon bağlantısı, Bluetooth özelliği gibi birçok seçenekler bu son yıllarda çıktığı motosiklet modellerinde oldukça var ve çok ilgi gördüklerini de söyleyebiliriz. CF Moto 150 NK'ya baktığımız zaman fiyatı son yıllarda artan modellerden bir tanesi olsa da 2019 ve önceki modellerine baktığımız zaman 30.000 TL'ye kadar alıcı bulabiliyor. Listemizin bir diğer motosikleti Montreal Drift Large modeli. Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor tipi tek silindirli 4 zamanlı. Motor hacmi 124 cc. Maksimum gücü 9000 devirde 8 kW güç üretiyor. Maksimum torku ise 7500 devirde 9 Nm tork üretiyor. Yakıt tankı ise 16 litre. Ağırlığı 130 kg. Frenler ise ön fren ve arka fren disk fren sistemiyle donatılmış. Mondial Drift L modeline baktığımız zaman özellikle son yıllarda zaten gençler de bir hayli o modele doğru yaklaştığını söylemek mümkün. Görüntüsü çok çok az da olsa Yamaha MT-125'i andırıyor olduğunu söyleyebiliriz. Hafiften böyle selesinin arka çamurluğu biraz daha yüksekte olması, yere biraz daha oturduğumuz selenin yüksekliği biraz daha yere yakın olması ve ön tarafındaki o farların görüntü kısmıyla hafiften böyle birazdan modern motosiklet havası verilmiş ve Mondial'in son çıkarttığı modellerden biri olan Mondial Drift L modeli gerçekten de hem malzeme konusunda hem de estetik olarak fiyat performans motosikletlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatı her ne kadar artmış olsa da. Fiyatına bakacak olursak şu an yaklaşık olarak ortalama satış fiyatı 25.000 TL. Listemizin bir diğer motosikleti Yamaha Delight. Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor tipi Euro 5 uyumlu Soç motor özelliğine sahip 4 zamanlı hava soğutmalı ve 2 subaplı. Motor hacmi 125 cc. Maksimum gücü 7000 devirde 8.4 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 5000 devirde 9.8 Nm tork üretiyor. Ağırlığına baktığımız zaman ise 101 kg. Yakıt tankı ise 5.5 litre. Yamaha Delight 125'e baktığımız zaman oldukça kaliteli malzemeye sahip olan motosikletlerden bir tanesi. Öyle ki bir motosikleti aldığınız zaman çok çok fazla zorlamadığınız sürece uzun yıllar size eşlik edebilecek motosikletlerden bir tanesi. Dış görünüşüyle de çoğu insanı kendisine sevdirten modellerden bir tanesi olarak karşımızda. Öte yandan baktığımız zaman bu motosikletin en çok eleştirilen durumlarından bir tanesi ise 5.5 litrelik bir yakıt tankı var. Her ne kadar az yakan motosikleti olsa da 5.5 litre oldukça düşük bir
yakıt tankına sahip olduğunu gösteriyor. Bu da bilinmesi gereken durumlardan bir tanesi. Yani siz bu motosikleti alıp da çok uzun yollar, mesafeler kat etmek istediğiniz zaman ara sıra benzin istasyonlarına uğramanız gerekebilir. Onun dışında malzeme kalitesi ve abiriyetiyle kullanılabilen motosikletler baz alındığı zaman oldukça güçlü, estetik ve otomatik vitesli şanzımanı sayesinde hem şehir içi yolculuklarda hem de nispeten şehir dışı yolculukları bile bu motosikletle rahatlıkla gidebilirsiniz. Fiyatına bakacak olursak 2016 yılı ve önceki modellerinin fiyatı yaklaşık olarak 30.000 TL. Listemizin bir diğer motosikleti Yamaha Neos 50 modeli. Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 49 cc. Motor özelliği tek silindirli iki zamanlı hava soğutmalı. Motor gücü 5500 devirde 2.14 beygir güç üretiyor. 4250 devirde ise 3.6 Nm tork üretiyor. Maksimum saatte 77 km hıza çıkabiliyor. Ağırlığı ise 78 kg. Sele yüksekliği 79 cm ve yakıt tankı 6.5 litre. Ön fren 190 mm disk ve arka fren 110 mm kampana. Yamaha Neos 50 modeline baktığımız zaman özellikle sigorta ödemek durumunda kalmadan, vergiye takılmadan ve motor ehliyetine gerek kalmadan araba ehliyetiyle kullanabileceğiniz motosikletlerden bir tanesi. 50 cc'lik olan bu motosiklet oldukça şehir içi kullanımına uygun motosikletlerden biri ve 50 cc motosikletlerin arasında 3.6 Nm tork üreten nadir araçlardan bir tanesi olarak karşımızda motosiklet. Parça kalitesi ve motosikletin dizaynı, görüntüsü oldukça güzel olduğunu söyleyebiliriz ve kullanıcıları da bu motosikleti çoğunlukla beğeniyorlar. Fiyatına baktığımız zaman 2019 yılı ve önceki modellerine baktığımız zaman fiyatı 27.000 TL'ye kadar düşebiliyor. Listemizin bir diğer motosikleti Honda Space 110. Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 108 cc, motor özelliği tek silindirli hava soğutmalı, motor gücü 7000 devirde 7.6 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 5750 devirde 8.4 Nm tork üretiyor. 105 kg bir ağırlığa sahip, sele yüksekliği 73 cm, yakıt tankı 6.5 litre, ön fren 190 mm disk ve arka fren ise 130 mm kampana. Oldukça kaliteli ve sorun çıkarmayan motosikletlerden bir tanesi. Yani siz bir motosiklet ben alayım ve hiçbir zaman sanayiye gitmek zorunda kalmayayım. Gerekli aylık rutin bakımlarını kendim yapayım ve bana da sorun çıkartmasın. Ben de zaten çok fazla bir şey beklemiyorum motosikletten diyorsanız Honda Space 110 tam size uygun motosikletlerden bir tanesi olacaktır. Öyle ki zaten bu motosiklet çok fazla kuryeler kullanıyor bu motosikleti. Çünkü çok dayanıklı motosiklet. Kuryeleri de biliyorsunuz sürekli arıza çıkaran bir motosikleti tercih etmek istemezler. Çünkü çok fazla motor üzerinde seyahat ediyorlar. O yüzden de kuryelerin de tercih etmiş olduğu Honda Space 110 motosikleti bizim de tercih etmemiz gereken motosiklet modellerinden bir tanesi. Ama şurada atlanmaması gereken bir durum var. Yani kuryeden çıkma bir motosiklet alırsanız eğer, yani yaklaşık olarak kilometresi 50.000'i 100.000'i geçmiş motosikleti alırsanız tabii ki de kronik ve bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden de motosikleti almadan önce kilometresine iyi bakmanızı öneririm. Fiyatına bakacak olursak 2016 yılı ve önceki modellerinin fiyatları 30.000 TL.